Yine terörle ama bu kez sahadaki terörle mücadele gündemiyle devam edelim. Asker ve polisimiz hem sınır ötesinde hem de yurt içinde operasyonlarını sürdürüyor aralıksız. Dün Bitlis'te terör örgütü PKK'nın sözlü elebaşlarından kırmızı kategoride aranan Şerif Yakut öldürülmüştü. Bugünse bu defa 3 gün sonra sandık başında olacak mega kent İstanbul'da DHKPC'ye yönelik dev bir operasyon yapıldı. Sabaha karşı Kağıthane'deki bir hukuk bürosuna düzenlenen baskında örgütün sözde Türkiye sorumlusu Kamile Kayır yakalandı. İşte polis kamerasına da yansıyan operasyon anları. Kalorifer peteği arkasındaki gizli bölmede saklanıyordu. Düzenek polisin dikkatinden kaçmadı. Terör örgütü DHKPC'nin sözde Türkiye sorumlusu Kamile Kayır böyle yakalandı. İstanbul polisi operasyonun düğmesine sabaha karşı bastı. Hedefte Kağıthane'deki bir hukuk bürosu vardı. Hava destekli operasyonda terörle mücadele polisleri hukuk bürosundaki her yeri didik didik aradı. Odalardan birinde yan yana iki kalorifer peteği olması polisin dikkatini çekti. Peteği çeken polis gizli bölmeyle karşılaştı. İçinde aranan teröristler listesinde gri kategoride yer alan terör örgütü DHKPC'nin sözde Türkiye sorumlusu Kamile Kayır'ı buldu. Hukuk bürosu içerisinde hazırlanan gizli bölmede bir yatak ve bolca gıda malzemesi vardı. Belli ki olası polis operasyonlarına karşı hazırlık amaçlı koyulmuştu. Derya Kod adlı Kamile Kayır, 26 Şubat'ta yakalanan örgütün sözde Türkiye sorumlusu Caferi Sadık Eroğlu'nun yerine geçmişti. Yakalanması sadece 4 ay sürdü. Hukuk bürosuna düzenlenen operasyonda onunla birlikte gözaltına alınan 4'ü avukat, 7 şüphelinin emniyetteki sorgusu sürüyor.